Günaydın. Bugün çok yoğun olmamakla beraber yapacağım güzel şeyler var, işler var. Ve yaklaşık evden çıkmak için bir saatim var. Bir saatte hazırlanmaya çalışacağım. Umarım o sırada bir şeyler çekebilirim. Bugünü benle geçirin istiyorum. Umarım keyifli olur. Haydi ben kalkayım artık. Şu detayı çok seviyorum. Pixeletta. Tabii ki bol bol dövme yaptıran bir insanın evinde bulunması gereken onarıcı bakım kremi ve pantol. Ne işin var senin burada? He? Şöyle bir kombin yaptım. Kadife taytımı giydim. Öyle. Üstüme kalınca bir kazak. İçimde zaten tişört var. Şimdi Akasya'ya geçeceğim. Demet ve Bahriye orada. Anne bakar konuşmadım bilemedim. Saçlarımı ucunu açık başı yapacağım. Ama şimdi makyaj yapmak için makyaj masamı geçiyorum. Küçük hoparlörüm yanımda. Şu arkada gördüğünüz büyük çalmaya üşendim zamanlarda. JBL'in küçüğünü taşıyorum. Şimdi ben kendime hızlıca bir makyaj yapıyorum. Şimdi taksi geliyor, o yüzden hızlıca hazırlanmam lazım. Akasya'ya gideceğim. Demetciğim beni bekliyor. Sonra bana kızar vallahi tabii. Yok yok kızmaz ama ben acilen çıkıyorum. Geleceğim geri. Çok küçük bir ne giydiğimi göstereceğim. Ve ben çıkıyorum, bay bay. Ooo, telefon kapım çok güzel gözüküyor ya. Ama beni netlemedi. Şöyle, bugün neden ekstra heyecanlıyım? Çünkü Lila'dan sonra önemli bir randevum var. Annemle beraber gideceğiz. Son özellikle bir haftada canım çok sıkkındı. Onu çözeceğim. Yıkıyorsun dediği anda. Vlogda yayınlayamayız bunu. Sor, Bahri bildi. Yıkılmışsın ya. Ben sigaranın aman ne olacak, bir şey olmaz ya. Şey buraya sadece buraya şey yapacağım. Yapamam kesin onu, beceremem. Şöyle ben şöyle diyeyim. Sen içmeye devam et. Evet. Ekol hareketleri yap. Çiçek yap sen oraya. Çiçek ol. Bir daha bakayım. Bir daha aç bakayım. Yok bu bana normal mi? Yok. Kamerada öyle çıkıyor. Bugün son günümmüş gibi yaşamam lazım arkadaşlar. Çünkü bugün son günüm. Sağ sağlık, son varlık. Duydunuz mu? Ne sağ sağlık, sol varlık. Sana göre mi? Herkese göre. Şeymiş. Trend yolun şey indirimi gibi ya. Önce zamlandırıyorlar, sonradan indirim yapıyorlar. Halbuki aynı kilodasın. Ha, brownie mi yiyeceksin? Bir mozaik gömülür var. Ben menemen yiyeceğim bir de bunun üstüne. Bir şaheser yaratıyorsun, niye takipçilerine paylaşmıyorsun? Ok yok. Ketçabın mayonezin oranı. Ona verdiğin emek. Emek. Ben ketçapla mayonezi tam olarak karıştırıp yiyebiliyorum. Çünkü böyle ayrı ayrı yemeyi sevmiyorum. O yüzden onlar böyle aynı oranda olması lazım. Nasıl influencer oldun? Ketçap ve mayonez. Evet, ketçap ve mayonez arkadaşlar tam olarak aynı anda. Böyle aynı anda. Gel gönlümün efendisi. Çok tatlı ve şıksınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorum o yüzden seni o göstermeden olmazdı herhalde. Evet, değişiklik yapayım dedim. Ya süper. Evet, bence bu... de vlog çeksen. Ben senin hayatını merak ediyorum Melis. Gerçekten mi? Evet. Hani bir evde neler yapıyorsun? Gülüşüm yürü. Çikolatları bir karıştırsam falan. Dur ben onu yapayım, eve gideyim dolap karıştırayım. Evet artık. Ya da ben geleyim ben karıştırayım. Çok mantıklı, sen karıştır. Çünkü ben zaten karıştır. Değişik bir şey olduğu sanmıyorum ya, o yüzden garip geliyor. Ay tipim kalmış. Şimdi Lila ile karşıya geçeceğiz, Akasya'daydık. Sağ olsun beni bırakacak Ak Merkez'e. İnşallah bulacağız. Ben varım yanında. Yandex'i tamam. Çözeceğiz ve beraber kaybolmadan gideceğiz. Ben inanıyorum. Neydi bu? Yaparsın aşkım. Son şeyde.
Yaparsın aşkım. Yaparsın, ben inanıyorum sana, o da olur. Öyle yani, buydu bugün, böyle güzel gidiyor bu. Işık'a da bayıldım yalnız Işık'a. Şimdi annem ve babamla geldim. Gördüğünüz gibi. Zara Home'a düşeceğiz. Birazcık bakacağız yani. Belki yeni bir konsept bulurum. Onu mu beğendin babam? Babam göz ameliyatı oldu. Göz dolaşıyor yani. Güzelmiş bunlar gerçekten. Şu sehpayı çok beğendim. Ve şuranın renklerini. Elveda Zara Home. Elveda. Bu da konsepti çok seviyor. Tuvalete burada gitmeyeceğim. Hadi sen gir. Annem bu da konsepte bayılır. Bakışa bak. Şimdi bu da konsepti gezeceğiz biraz. Hazırsak dizisine gidiyoruz. Korkuyorum. Solda. Bu da Ebruşko yaptı bunu da. Instagram'dan belki takip ediyorsanız beni biliyorsunuzdur. Sevilir de. Ben çok güzel sabah yedim geldim ya. Biliyorum, yedi başlamadan önce son bir yedi falan moda oldu. Ben de oldum. Onlara basmadan önce ilk geldim. Ben biliyordum terleyeceğim, sana söylemedim. Bu aynada şeyler da yaptık. Biraz sonra ben de tartılacağım. Kilomu görmeye sen hazır mısınız? Çıkarabilirsiniz. Zeynep Çapay. Şunları şöyle bir işaretleyelim. Bazı şeylerimiz o kadar benzer ki. Hatta aynı yani. Şöyle size anlatacağım şimdi bütün şeyleri. Farklılıkları. Şuradan şunu çizeyim, sonra başlayayım. O bezi görünce mutlu olacak şimdi insanlar. Sonra da kilo ver şeyini. Şimdi başlangıç 73.3. Bu 73.3'ün 25.2 kilogramı ya. Aynı. Ondan sonra az önce konuştuğumuz kas mevzusu da sende 27 kilo kas var. Birbirine... Ailecek anneciğim. Arkada Tuna Kiremitçi var. Gülüşe bak. Günaydın. Şimdi iğrençliği. Çünkü dün arkadaşımda kaldım. Şimdi zorla da bir kahve içeceğim. Sonra eve geçiyorum. Bugün de etim gitti. Çok kötü ya. Ama Zorlu Center henüz uyanmamış ve bahara geçmişler şimdi sizde. Yapay çiçekler gördüm. Kalan mısınız ya? Bahar ayına geçmişler. Çok tatlı. Yay! Bugün de saçımı böyle yaptım. Dudağımı da dudak maskesi yaptım. Şimdi. Biraz sonra video çekeceğim. Selim geldi. Saçımı yapacak umuyorum. Ama size dün aldıklarımı göstereceğim. Zaten çok çok küçük bir alışveriş yaptım. Akmerkez'de indirimde hala birkaç parça kalmıştı. Onlardan aldım. Şu üstümdeki biraz sonra içeride gösteririm. Dümdüz bir kazak. Ben böyle dümdüz şeyleri seviyorum. Çünkü hayatımda desenden hoşlanan bir insan değilim. Şimdi bunun altına bugün giyeceğim eteği göstereceğim. Çünkü bütün gün o etekle dolaşamazdım. Akşam dışarı çıkacağım. O yüzden akşam için hazırlık yaptım. Arada sırada güzel ışıklar geliyor ya. Şu an cildimde hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Ay bazen burada video çekesim geliyor ama bu ışık her zaman yok. Neyse. Ben eşyaları göstereyim. Zaten 4 parça bir şey. Eteği aldım. Çok tiri tiri bir etek. 70 liraya mı düşmüştü? 80 liraya düşmüş. Yazın da çok rahat giyerim diye aldım. Her zaman basic tişört ve şu kumaşı çok seviyorum. Yazın da çok güzel oluyor. Tight'larla giyilecek şekilde böyle X-large aldım. Yakası falan da geniş. Bir de şu eşofmanın üstünü aldım. Ablam da var. Bende de aynısı olsun diye ama bu indirimsiz versiyon. 70 lira. Trendyol'da boynunda bağcıklı olanı 35 liraya gördüm. Biraz canım sıkkın. Şimdi içeri gidip saçlarımı yaptıracağım. Yine makyajımla geldim. Soru cevap videosunu çektim. Ha, nereye bakacağım şu şurada. Ay burada gerçekten ışık harika. Burada bir fotoğraf çekineyim. Saçımı böyle yaptık. Ne zamandır
Hiç saçımı toplamıyordum galiba. Bizim için değişiklik oldu. Bundan sonra ne yaparım bilmiyorum ama sanıyorum vlogu burada bitiriyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle çok bir şey yapmadığımı düşündüğüm zamanlar oluyor. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ama bence günlük hayatımızı çekebiliriz yani. Vlog bu demek değil mi? Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla vlog görmek istiyorsanız kanalımda videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda bir başka günümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.